Görüyor musunuz? Kulübenin orada bizi bekliyorlar. Evet. Eğer yanlış görmüyorsam babamı da görebiliyorum. O toz nedir Dine? Evet ta kendileri. Onlar. Hayvanların çıkardığı toz o. Geldiler. Geldiler. Büyük baba amcamlar geldi. Yakup'un oğulları geldi. Geldiler. Geldiler. Yakup'un oğulları geldi. Yakup'un oğulları geldi. Geldiler. Geldiler. Yakup'un oğulları geldiler. Yakup'un oğulları geldi, hadi. Geldiler. Evlatlarımız döndü. Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. Hoş bulduk. Ne oldu? Neden geciktiniz? Ne için geciktiniz? Dur bir soluklanalım. Uzun uzun anlatacağım. Gidelim hadi. Şükürler olsun Allah'ım. Görüyor musun? Gelmelerine çok sevinmesine rağmen onlarla karşılaşmak bile istemiyor. Çünkü onları bağışlamak istemiyor. Bünyamin, komşularımız da geldi. Ben yanlarına gideyim. Hoş geldiniz. 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 Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz evlatlarım. Hoş geldiniz yavrularım. Sizi çok merak etmiştik. Hoş geldiniz kardeşlerim. Bizim bir kusurumuz yok anne. Biz Mısır'a varıp buğdayı alıp hemen dönmek istiyorduk ancak Mısır Azizi buna engel oldu. Doğrusu Mısır Azizi bizi ağırladı. Mısır Azizi Kenanlı kardeşleri ağırlamaya pek hevesli çıktı. Eğer itiraz etmeseydik, sizlerin bizi merak edeceğini söylemeseydik bizi bu kadar çabuk bırakmayacaklardı. Babam niye gelmedi? Gittiğiniz günden beri her gün bu yolu gözlüyordu. Kenanlılar siz olmadan dönünce gerçekten çok endişelenmişti. O hep buradaydı. Ancak sağ salim geldiğinizi görünce kulübesine gitti. Uzaktan gittiğini gördük. Hala bizi görmek istemiyor mu? Haksız da sayılmaz. Yusuf'un hatırası unutulacak gibi değil. Görmek istemiyor. Zorla olacak değil ya. Kahat,
Şaun, atları götürün. Hadi sizler de gidin. Gidin, yükleri indirmeye yardım edin. Hadi gidin. Kenan halkını sevincinize ortak bilin. Evlatlarınızın dönmesine çok sevinin. Size çok teşekkür ederim. Allah sizi korusun. Halka dönmelerini söyleyin. Bu kadar yeter, dönüyoruz. O istemese bile sizler gidip onu görmekle yükümlüsünüz. Gidin. Gidin ve onu ziyaret edin. Doğrusunu isterseniz... Baba, izin veriyor musun? Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın peygamberine selam. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın peygamberine selam olsun. Selam baba. Allah'ın peygamberine selam. Selam baba. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Dönmenize sevindim. Hepimiz bir kez daha sizi görmekten dolayı mutluyuz. Umarım Allah'ın peygamberinin durumu iyidir. Endişelendik. Niçin geciktiniz? Mısır Azizi bizi tuttu. Doğrusu bizi misafir etti. Çok ikramda bulundu. Bu Mısır Azizi'nin bize verdiği buğday. Çok iri ve dolgun. Ne kadar güzel kokuyor. Bana neşe verdi. Hayat kokusu veriyor. Bu buğdayın kokusu tanıdık geliyor. Kenan halkına hayatı yeniden getirdiniz. Mısır Azizi bütün misafirleri mi ağırlıyor, yoksa yalnızca size mi böyle davrandı? Bildiğim kadarıyla diğer Kenanlılara pek ilgi göstermemiş. Hayır, sadece bize böyle davrandı. 3 gün boyunca bizi kendi sarayında mükemmel bir şekilde ağırladı. Kendisine bir Mısır Azizi'nin sizi niçin ağırladığını sordunuz mu? Mısır Azizi'nin bize gösterdiği ilgi sadece Allah'a tapmamızdan kaynaklanıyor. Hayır, neden bu olamaz? Sizinle gelen Kenanlılar da tek Allah'a tapıyordu değil mi? Hayır, bunun başka bir nedeni olmaz. Özel vekil harcını bizi ağırlamakla görevlendirmişti baba. Mısır çok eski bir ülke. Mısır Azizi de büyük ve kudretli bir adam. Kenanlı çobanlarla ne işi olabilir ki? Onun bu lütuf ve inayeti ya dirayetten ya da tanımaktan.
onu tanıdınız mı? Ya da o sizi tanıdığını ifade etti mi? Hayır. O bizi tanıdığını söylemedi. Ama ben ve Rubin onu tanıdığımızı ya da bir yerde gördüğümüzü sandık baba. Çok düşündük. Ama bir türlü çıkaramadık. Bu ikram ve ihtiram karşısında sizden bir şey istemedim. Bir beklenti, bir soru, bir istek. Hayır, hayır, bir istek değil. Hem onun neye ihtiyacı var ki bizden istesin? Mısır Aziz'i şefkatli ve cömert olmasına rağmen bize fazla buğday vermedi baba. Eğer siz ve Bünyamin de gelseydi daha fazla buğday alırdık. Önemli değil. Her defasında bu kadar buğday getirebilirseniz kıtlığı atlatırız. Bakalım önümüzdeki yıl takdiri ilahi ne yönde tecelli edecek. Bünyamin'i de bir dahaki sefere yanımızda götürmezsek buğdayı unutmamız gerek. Oraya Bünyamin'in de gelmesi gerek. Buna mecburuz. Yani eğer Bünyamin gelmezse siz buğday getirmeye gitmeyecek misiniz? Hayır, hayır baba. Şimon bunu demek istemedi. Mısır Aziz'i bir dahaki sefere küçük kardeşinizi yanınızda getirmezseniz size buğday vermeyeceğim dedi. O sizin başka bir kardeşiniz olduğunu nereden biliyor? Hem de hepinizden daha küçük. Sözlerimizden anladı. Ona ihtiyar bir babamız ve küçük bir kardeşimiz olduğunu söyledik. Onlar için de bir pay verin dedik. O bizden şüphelenmişti baba. Bu iyi niyetini kötüye kullanacağımızı düşündü. O daha fazla buğday almak için bir babamız ve kardeşimiz olduğunu söylüyoruz sandı. Ne kadar yalvardık, ne kadar yemin ettiysek de bize inanmadı. Eğer doğru söylüyorsanız bir dahaki sefere küçük kardeşinizi yanınızda getirin dedi. Kardeşinizi getirmeden Mısır'a sakın gelmeyin dedi. Aksi takdirde cezalandırılırsınız. Mümkün değil. Bünyamin'i sizinle göndermeme imkan yok. Unutun bunu, unutun. Lütfen sakin olun baba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.